Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün de Bursa Antika Pazarı'ndayız. Burası Nilüfer'de, Agora Pazarı'nda. Her ayın 3. haftası oluyor. Yani takvime baktığınızda her ayın 3. haftası pazar günü Bursa'da Agora Kapalı Pazar alanı dediğimiz Antika Pazarı Nilüfer bölgesinde kurulan bir pazar. Gayet kalabalık. Bugün de hava güzel arkadaşlar. Şöyle pazarı çekmeye başlayalım. Bakın antika meraklıları için gayet çeşitli, çok eski radyolar, pikaplar, her şey var arkadaşlar. Buraya gelip görmenizi isterim. Benim en sevdiğim pazarlardan biridir antika pazarı. Eskiye dair ne ararsanız burada var arkadaşlar. Az önce bit pazarındaydım. Orasıyla buranın çok farkı var arkadaşlar. Burada her şey daha kaliteli, daha bakımlı. Evet. Bakın burada eski böyle el örgüsü. Tabii ki burayı bit pazarıyla karıştırmayın arkadaşlar. Burada fiyatlar biraz daha pahalıdır. Çünkü her şey eski ve değeri olduğu için, tarihi bir değeri olduğu için fiyatlar pahalıdır. Bazı arkadaşlardan sorular geliyor, fiyatlar nasıldır diye. Bit pazarına benzemez burası. Daha güzel, daha kaliteli eşyalar var. Şunu da belirteyim. Buraya gelebilmek için illa aracınız olması gerekmiyor. Nilüfer metrosunda iniyorsunuz arkadaşlar. Burası Nilüfer Kapalı Pazar Alanı, Agora Pazarı diye geçer. Gelip buraya yürüyerek de gelebilirsiniz. Dediğim gibi her ayın 3. pazarı. Unutmayın, takviminize baktığınız zaman her ayın 3. haftası. Evet, eski radyolar, eski daktilolar, eski lambalar. Senin borazın bir ötüyor ki. 137 desibel veriyor mu? Ölçtünüz mü? 900. Valla ölçmedim ama veriyor. Ama çok uğraştım ha. Valla mı? Valla. Ya ben anlattım yine. Çağırdım bir mühendis. Eski ütüler. Ütüler ne kadar şekil? Fiyatları sen bilmiyor musun? Antika pazarında çok fazla tespih tezgahları var arkadaşlar. Yüzük, tespih. Çok fazla yani. Bakın. Şurada da. Her yer tespih tezgahı. Anlamadım, herhalde çok fazla satılıyor tespih.
Çok fazla tespih tezgahı var. Çok mu satılıyor tespih bu kadar? Herkes bir yerden geliyor. Burası bir alakası yok. Herkes bir meraklısı var değil mi? Kayağı. Komple kayağı. Şefim antika diye geldik, her yer tespih tezgahı. Abi geçen sene gelsen... Ben anlamadım, şaşırdım. Geçen sene gelsen 5-6 tezgah vardı. Bu sene aldı başını gidiyor. Meraklısı var demek ki, şaşırdım çok, ben. Çok, önceden çok. Görüyordum da bu kadar görmedim. Evet, her camia, yer... camia büyük maşallah. De. İyi hadi, hayırlı Ahmet satışlar. Evet. Çay içer misin abi? Bu akordiyon mu? Ne kadar fiyatı? Akordiyon herhalde. Ne kadar? 750. Çalışıyor değil mi? Var mı çay çay? Şey sılayı, garanti belge sılayı var burada. Çok güzel bir şey, orijinal bir şey. Bir bakayım ona amcam. 150 mi dedin? Yok be ya, 750. Ha 750 mi? Ha. Bu şey değil. Ben 150 anladım bu vallahi. Bu orijinal abi, şey gibi değil. Bunu göstereyim de şu an izleyenlere, canlıdayız şu an, görsünler. Güzel, sesi falan gayet. Oluru nedir, son şeyler fiyatı? Değil abi bu. Pazarlık dandik, payı. Dandik şeyler var. Biliyorum, gördüm değil. Ben zaten dikkatimi atıyor. Ne kadar pazarlıklı? Son bir fiyat söyle. 600 olur sonra. 600 olur. Ama güzel gözüküyor. Abi çantası tamam. Da orijinal şey. Çantası da var. Evet. Tamam, çok teşekkür ederim. Buraya kim bakıyor? Bir kalk, bunlara kim bakıyor? Yan taraf. Şefim şu ne kadar şeyler, kaplar? Şu ne kadar? Bu 450 lira, diğeri 900 lira. Ha 900. Elektrikli plak çalarız, gramofon. Ha gramofon. Bunlar belki birçoğunuzun bilmediği eski kapaklar. Kaplar, kaset çalarlar. Ne ararsınız? Bu değirmenler çalışıyor mu abi? Ne yapayım? Çalışıyor mu? Çalışıyorum, çalışıyorum. Ne kadar bunlar? Sahibi tamam, mesela. Neyse önemli. Ama çalışıyor. Eski saatler, köstekli. Evet, bu tarz şeylere ilginiz olması gerekiyor. Merakınız varsa gelip bakabilirsiniz arkadaşlar. Genelde bunlar daha dedelerimizden
büyük babalarımızdan kalan miras. Ama çoğumuzun evinde bunlar vardı. Hepsini bir kenara attık ya da sattık ya da çöpe attık. Ama bugün hepsi çok değerli. Parayla almaya gelen insanlar var arkamızda. Kasetler. Gülüfer. Kaplar, plak çalarla. Askeri kırdıran Enver Paşa, kimden kapılarına kâhı almaz. Arkadaşlar, bugün de antika pazarını bitirmek üzereyiz. Yaklaşık 1-2 saat zaman ayırmanız gerekiyor. Dediğim gibi gerçekten çok güzel şeyler var. Oraya muhakkak zaman ayırmanızı isterim arkadaşlar. Hepsi çok güzel. Orijinal olduğu üzerindeki etiketlerinden belli zaten. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Beni izlemeye devam edin. İnşallah bir sonraki antika pazarında görüşmek üzere. Herkese iyi seyirler.